Unutamadığım bir an var. Nazım belgeselinin montajındaydık. Stüdyoda Genco Erkal, ustanın Paris'te yazdığı şiirini okuyordu. Fazıl Say, piyanosu başında ona eşlik ediyordu. Gördüm şükür, gördüm şükür, bugüne de gördüm şükür, diyordu şiir. Nazım'ın gördüğü, Paris sokaklarına coşkun sular gibi akan 200 bin işçiydi. Ülkesinde özlediği manzaraya Paris'te tanık olmuş, heyecanla bu şiiri yazmıştı. Moskova'da, Bakü'de, Sofya'da Nazım'ın izini sürmüştük Tarık Akan'la. Rusya'dan getirdiğimiz bir filmin içinden şairin Paris'te çekilmiş görüntüleri de çıkmıştı. Evet, tam da o yürüyüşü izlerken çekilmişti. Gözleri parlıyordu mutluluktan. Genco Erkol'un sesi Fazıl Say'ın müziğiyle birleşip görüntülerle eşleştiğinde öyle bir manzara çıktı ki ortaya, Tarık Akan gözyaşlarını tutamadı yanımda. Gençliğimden uçup geldiler. Bu elmalar da oradan, bu ağır elmalar. Bu altın tozlu yol, bu ak çakıllar dere boyunda. Türkülere inanışım, hasetsizliğim. Bu bulutsuz gün de oradan, bu mavi gün. Çırılçıplak, sıcacık, sırt üstü yatan deniz. Bu hasret. Şiir şöyle sürüyordu. Ah bu yürek, ah bu yürek, ah bu yürek. Bu enfaklı, bu mendebur, ah bu yürek. Koymadı ki aralarına girek. Tarık Akan'ı günde 4 paket sigara öldürmedi. Tarık Akan'ı o günü görememenin kahrı öldürdü. Sigaradan o kahrı emiyordu. Anne kafamda bit var kitabını baskıdan önce okutmuştu bana. Okuduklarıma inanamamıştım. Beyaz perdenin yakışıklı jönü komünizm masasının sorgu odasında çırılçıplak soyuluyor, sorgulanıyor, dövülüyordu. 12 Eylül'dü. Almanya'da Türkiye aleyhine konuşmakla, Yılmaz Güney'e yardım ve yataklıkla, barışa sahip çıkmakla suçlanıyordu. Seni ezeriz demişti sorgudaki polis. Sonra da diğer tutsaklara şöyle seslenmişti. Çıkarın çöplerinizi, bu vatan haini artist toplayacak. Bu zulümdü müebbet kahrının bir nedeni. O kahır sürüklemişti onu Silivri'de barikatın en önüne. Soma'ya, Tekele, Gazi'ye, sonra biz tutuklandığımızda protesto yürüyüşüne, mahkemeye. Esen'deki dayanışma gecesinde Dileğin yanı başındaydı. Fotoğrafını gördüm gazetede. Kahır yine sol omzundaydı. Gazetemiz, her şeyimiz. Türkiye'nin en önemli 90 yıldır bütün laik, cumhuriyetçi, Atatürkçü, çok önemli bir gazete. Tüm çalışanların yanında olduğumuzu, onların her zaman yanında olduğumuzu göstermek için geldim bir kere daha. Hapisten çıktıktan sonra gittim ziyaretine. Ömrünü verdiği taş mektupta kocaman kucaklayarak karşıladı beni. Okulunu gururla gezdirdi. Sonra köşedeki balıkçıda birer kadeh rakı içtik. Öksürüklerle bölünen sohbetimiz boyunca eski dostu sigaraya beni bu hale getirdi diye sitem etti. Tedavinin ağırlığından söz etti. Öğleden sonra uyumadan günü tamamlayamadığını söyledi.
ama pes etmemişti. Son yaptığı belgeselin DVD'sini getirtti. Memleketimden insan manzaralarını belgesel yapma hayalinden söz etti. Okulun önünde öğrencilerinin oluşturduğu muhabbet yumağıyla fotoğraf çektirdik. Meğer son fotoğrafmış o. Ardından Cumhuriyet'e röportaj verdi. Orada söylemiş işte, içimde bir ağrı var diye. Şehit haberleri perişan ediyor beni. Bu ülkede hiçbir şeyin değişmemesi acı veriyor. Ülkemin günden güne daha kötüye gittiğini, yokuş aşağı yuvarlandığımızı görüyorum. Feci bir mutsuzluk yaşıyorum. Sigara, akciğer filan değil. Ah, o yürek ağrısıydı Tarık Akan'ı öldüren. 12 Eylül'deki polis ezememişti de uçuruma giden ülkesinin kronik sancısı ezmişti onu. Gördüm şükür diyemeden giden bir kuşağın onulmaz acısını çekti. Göremeden gitti. Ama nasıl görebileceğimizi filmleriyle, belgeselleriyle, yoluyla öğretti. Olmaz öyle şey! Bağırsın! Ne demek o? Burada herkes konuşur! Giderek dediği gibi, mücadele hiç bitmeyecek ve o mücadelede o her daim yüreğimizin başrolünde olacak.